Açtım. Top mu doğru içeride? Hani Türkiye'de bir şey üretince motoru yerli mi, şanzımanı yerli mi, lastiği yerli mi diye soruyorlar ya. Bunun yerlilik oranı %90. Teşekkür ederim. Ve devletimizin destekleriyle bu ürün ortaya çıktı. Karizmayı çizdirdi Ali İhsan Bey. Değil mi? Arkadaşlar biraz önce Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttık. Biraz önce de o şanzımanın, ki bu şanzımanın bir özelliği de otomatik şanzıman olması. Ali İhsan Bey beni uyardı. Otomatik demediniz bakanım, asıl önemli konulardan bir tanesi. Hiç kimse demedi. Kimse demedi değil. Evet. O yerli ve milli otomatik şanzımanın takılı olduğu Ford kamyona bindik, test ettik. Çok başarılı bir kamyon. Ve Türkiye'de üretilen bir ticari aracın, böyle ağır sınıf bir kamyonun %90 yerliliğe ulaşmış olması gerçekten sektör açısından çok büyük bir değer. Daha önce yine EcoTorq motorlarını TÜBİTAK'ın destekleriyle Ford Otosan geliştirmişti. Bu motoru hem Türkiye'deki kamyonlarında kullanıyordu, hem de bunu lisansıyla üreten ülkeler vardı. Yani biz bir know-how'ımızı, lisansımızı başka ülkelere ihraç etmiştik. Şimdi aynı şey yine devletimizin destekleriyle geliştirilen otomatik şanzıman için de geçerli. Bu şanzımanı hem kamyonlarda kullanacağız, hem de bunun lisansıyla diğer ülkeler bu şanzımanı üretecekler. Ben buna yürekten inanıyorum. Ali İhsan Bey, Otosan'da kaç yıldır buradasınız? 60 olacak neredeyse. 60 yıldır buradasınız. Evet. Ben sektörün bütün değişimini gördünüz. Anadolu'dan itibaren hep buradayım. 2000 yılında emekli oldum ama yönetim kurulunda hala çalışıyorum, ama ben özellikle mühendislerle beraber çalışıyorum. Ben bunun dizayn içinde vardım. Bundaki binlerce saatlik emeğe bizzat şahit oldunuz. Tabii. Yani bir yardımcısı oldum, iştirak da ettim. Biraz hızlandırdım da. Peki yarışsak ben mi geçerim, siz mi geçersiniz? Ben araba sürmesini beceremem. Öyle mi? Sadece yapmayı biliyorsunuz. Özellikle bacağımda bir sorun var. Evet. Ondan dolayı kullanmak istemem. Kullanmıyorum araba artık. 82 Biraz önce yaşında. Bana şanzımanla ilgili bir bilgi verdiniz. Onu medyaya Tabii. söyler misiniz? Şimdi biz şanzıman yaparken birinci yılında ilk test aşamasına geldiğimiz zaman bir dişli devamlı kırılıyordu. Onu çok aylarca uğraştık. En sonunda tedavi ettik, onun çözümünü bulduk. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki bir de orijinal şanzımanı deneyelim. Başka markanın şanzımanı. Bizimki 100 tanıyorsa 75'inde kırılmaya başladı. Yani biz farkında olmadan %25 daha güçlü bir şanzıman yapmış olduk. Hiç ek bir para harcamadan. Tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi diferansiyel zaten yerliydi. Diğer parçalar aks zaten yerliydi. Dolayısıyla motor şanzıman şey yerli oldu. Bundan 2-3 ay evvel Almanya'da bir firma, isim vermeyeceğim, bütün araçları bir araya koydu, test etti. Motor ve şanzıman grubu, diferansiyel grubu olarak en iyisi bu seçildi. Türkiye'de katma değerli üretimi her zaman vurguluyoruz. Ve devlet olarak da katma değerli üretimin önünü açacak desteklerimizle, politika güncellemelerimizle hep sektörlerle beraber çalışmaya gayret ediyoruz. İşte burada başarılan şey de aslında devletimizin verdiği desteklerle Türk otomotiv endüstrisinin nereye geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Arkamızda %90 yerliliğe ulaşmış bir kamyon var. Biraz önce test ettik, gerçekten çok güzel, sürüşü güzel, keyifli sürüşü olan ve bu araçların büyük çoğunluğunun yurt dışına ihraç ediliyor olması, burada ürettiğimiz her katma değeri ihraç ederek ülkemizin ekonomisine daha büyük katkı sağlamasını bizzat yaşayarak görmemiz bizim açımızdan mutluluk verici. Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümü yakalamak üzere büyük gayret sarf ediyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar, bağlantılı araçlarla ilgili zaten Türkiye gerekli adımları atıyor. Türkiye yılda 2 milyon araç üreten bir ülke ve bu 2 milyon araçtaki rekabetçiliğimizi korumamız için bu dönüşümle ilgili yapmamız gerekenler var. Endüstriyle beraber bu dönüşümü de yakalayacağımızı biz görebiliyoruz. Şimdi buna da tabii talep olacaklardır onlar. Son bir yani biz lisansıyla onlara verdik. Evet. Onlar kendileri onlar üretim yapıyorlar. Bizim mühendislerimiz orada. Onlara yardımcı oluyorlar. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu test yolu şoförsüz test yoludur burada. Kendi kendine araba gidip geliyor. Otonom araçlar testleri de burada yapılıyor. Evet. Bu bütün araçlar burada şoförsüz olarak test edilebiliyor. Çok iddialı bir renk bu Haydar Bey. Evet. Selam. Hadi sayın hocam, buyurun. Kaldım. Hazırlayın.